AST Sesli Kitap sunar. Hikaye Nagihan Hanım. Yazan Rana Gül. Taze bir gelincik iken tanışmıştır Hicret'le. Baba evinden ağlayarak çıkıvermiştir gurbeti. Hasretliği, gurbetliği vatan eylemiştir kendini. Eşiyle tanımıştır iyi insanları. Eşiyle koşuşturmuştur o uçsuz bucaksız Asya steplerinde. Tandırlar gibi yanmıştır yüreci, sıkıntılar, ızdıraplar, vatan diye kurumuştur gözyaşı otağında. İlk öğrendiği şey sabır olmuştur. Sonra vefa, sonra hasbilik. Fedakarlık ise sevmediğim yolları sevdiklerim için gitmektir, demiştir. Nagihan, tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur misali, bu değerleri ilmek ilmek dokumuştur hayatına. Kaneviçe işler gibi işlemiştir orucu, haccı, miracı, göz nurum dediği namazlarına. Bahtına düştük Allah'ım deyip günde kaç defa medet istemiştir Rabbi Rahim'inden. Ve malikül mülk olan Allah da onu gurbet illerinde hiç yalnız koymamıştır. Gariplik nedir hiç yaşatmamıştır. Yıllar su gibi akıp gitmiştir. Şartlar mecburi dönüş yapmalarını gerektirmiştir. Ağlayarak çıktıkları gurbetten yine ağlayarak geri dönmüşlerdir. Nagihan'ın yaşı 40 olmuştur. 9 ve 14 yaşlarında da iki kızı vardır. Ve yine dünyalıklarını sığdırdıkları çeyiz sadedinde küçücük valizleri. Ana vatanlarına gelmişlerdir gelmesine de, ortada ne kalacak bir evleri vardır, ne de eski de olsa kullanabilecekleri eşyaları. Üstelik Behçet Bey'in de hakkında tutuklanma kararı vardır. Behçet Bey, gurbet mi vatandı, yoksa vatan mı gurbet diye uzun süre ikilemde kalır. Bir eşine bakar, bir yavrularına. Bir esarete bakar, bir özgürlüğe. Bir vatanına bakar, bir gurbete. Bir varlığa bakar, bir de yokluğa. Bir türlü ayak uyduramaz hayata. Çaresizlik içinde kıvranıp durur. Aklından neler neler geçer kim bilir. Derin derin düşünür. Yok be yahu diyerek irkilir. Kadınlara ve çocuklara dokunmazlar ki der. Yarım yarım nefesler alır ve sonra çeyrek çeyrek verir. Eşiyle dertleşir. Bütün sıkıntılarını döküverir önüne ve o çileli kadının da hem rızasını hem de duasını almaya çalışır. Nagihan'ın kalbi kal der erine. Akıllı git. Sana yine hicret düştü. Bize yine tecrit. Ne kadar zordur bilir misin bu gel git? Nagihan'ın kalbi kal der erine. Aklı git. Ayrılığa, hasrete, hüzne, hicrana kolay mıydı bir çırpıda evet demek? Ne kadar zor olsa da git der. Ayrılığı, hasreti, hüznü, hicranı bir taş gibi bağrına basar. Ve Behçet düşer yollara. Kaçar ülkesinden, insanlardan. Kaçar zalimden, esaretten, zulümden. Sıratı olur nehirler, kabristan gibi gözükür gözüne denizler, gardiyanlarla doludur sınır kapıları. Korkulu günleri, anları olur. Zaman bir testere gibi hırç hırç kemirir duygularını. Eşi ve çocukları arkada kalmıştır. Dönüp dönüp bakar onları görmek için. Benden dolayı tutuklanan eş var mı, çocuk var mı, 13-14 yaşlarında anadan üryan aranan? Gecelere kulak verir. Çığlık çığlık nezarethaneler. Feryat figanlar daimi konuklarıdır mahpushanelerin. Yetim ve öksüzlerin otağında yoktur anne babalar. Gözyaşları kahverengiye boyar sel sularını. Yalnızlığında vatan özlemi. Tüm manşetlerin vitrininde acı haberler. Kaçar kendinden, uzaklaşır gündüzlerden, geceden. Döşemeler üstündeki seccadesiyle dertleşir gönül saadetinden. İki avuç bir baş içinde ağlar eleminden, kederinden. Yusuf deyip inler Yakup dilinden. Nagihan Hanım ana vatanında iki çocukla ortada kalır. Ne kendi ailesinden ne de eşinin ailesinden sahip çıkanı olmaz. Hayat mücadelesine de alışmak zordur ve zaman alır.
bir arkadaşının desteğiyle ayakta durmaya çalışır. Bir gün Nagihan Hanım'ın kapısı tıklanır. Kapı bir heyecanla ardına kadar açılır. Çocuklar dikilir önce kapıya, sonra nurdan bir çehre. Gelenler yıllar önceki bir arkadaşı ve eşidir. Ayaklarına hemen terlikler uzatılır. Bir tutam güler yüzle, iki küçük kızın sevgi dolu çehreleri arasında içeriye buyur edilirler. Kaloriferler yanmıyordur. Yerler ise buz gibidir. Çocuklar evde montlarla oturuyordur. Bir kış memleketinde ve bir Aralık ayında bunun tek bir anlamı vardır. Yokluk ve çaresizlik. Toplama eşyalar vardır her köşede birbirine zoraki uyan. Evin tek sıcak yeri olan mutfakta ağırlanırlar. Getirdikleri malzemeleri bir köşeye sessizce bırakırlar. Ufak bir elektrik sobası vardır gürültüyle çalışan ve ailenin tüm mecalini anlatan. En içten sohbetler orada yapılır. Kahveler içilir ve dertler dinlenir. Gurbet anlatılır, vatan anlatılır, yokluk ve kimsesizlik anlatılır. Köpük köpük erir hikayeleri fincanlarda. Gözyaşları gezinir yaşanılanların arasında. Müsaade vakti gelir. Nagihan abla, biz yine geleceğiz inşallah denilir. İzin istenilir. Nagihan yutkunarak, bekleyeceğim abla der. Bekleyeceğim abi. Çocuklar bir babaya sarılır gibi sarılırlar gönül dostuna. Hele ufaklık, amca yine gel olur mu der. Gurbetten gelmişsin. Para yok, pul yok, eşin yanında yok, sahip çıkan bir akraban yok, iş yok, aş yok, gıda yok, evin doğalgazı kapalı, bütün kapılar sana, bana, ona kapalı. Çaresizlik nasıl anlatılır ki? Başka bir gün yine bir kapı ziline koşarlar. Önden çocuklar koşar, arkadan Nagihan Hanım. Gelen polistir. Burası Behçet Bey'in evi mi diye sorarlar. Cevap evettir. İçeri girip evin altını üstüne getirirler. Toplama eşyalar yine birbirine girmiştir. Delil olarak ellerinde hiçbir şey yoktur. Birilerini memnun etmek için de Nagihan Hanım'ı alıp giderler. Nagihan Hanım'ın ateşi 40 dereceye kadar vurmuştur. Ayakta duramıyordur. Memur Bey, çocuklarım yalnız kalamazlar. Buralarda onlara bakabilecek kimsemiz de yok. Ne yerler, ne içerler diye dil döker, derdini anlatmaya çalışır. Bunları artık savcıya anlatırsın derler. Kapıyı da miniklerin suratını vurup giderler. Diri diri toprağa gömülen kıza hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman. Biri 9 yaşında, diğeri 14 yaşındaki iki yavru eve kapatılıp gidildiği zaman. Annelerinin onlara son bir kez olsun sarılmasına müsaade edilmediği zaman, ufaklık sarılacak olurken tutulup bir kenara itildiği zaman, feryatları yeri göğü inlettiği zaman, susun diyerek tehdit edildikleri zaman, sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan, satırları misliyle vücut bulduğu zaman, bu çaresiz yavrulara bunlar bir gün sorulduğu zaman ve bir cevap hakkı doğduğu zaman. Nagihan hasta hasta gözaltına alınır ve sorgulanır. İncecik eleklerden geçirilir. Kötü muamelelere tabi tutulur. Savcı bütün himmetini, gayretini bu davalara adamış gibidir. Terörist olduğunu ya kabul edeceksin ya da kabul edeceksin diye üst perdeden nutuklar atar. Nagihan Hanım hastalığın verdiği etkiyle sarhoş gibidir. Ateşler içinde kıvranmaktadır ve aklı da minik yavrularındadır. Bir ara savcıya doğru döner. Ateşli gözlerini diker. İzmarit kokan suratına ''Ne dediğinizi inanın ki bilmiyorum ve anlattıklarınızdan da hiçbir şey anlamıyorum. Bakınız sayın savcım, ben bir ev hanımıyım ve yıllardır da gurbetteydim. Ne bir evim var ne de dikili bir ağacım. Bu dedikleriniz bende olsaydı zaten bu memlekete gelmezdim. Bu memlekete geldim çünkü bu anlattıklarınızın hiçbiri bizde yok. Onun için sayın savcım, müsaadenizle bunların hiçbirini kabul edemeyeceğim der. Savcı küplere biner, bağırır, çağırır, terörist köpekler der. Nagihan Hanım'ın üzerine yürür. Sonra da götürün bunu nezarete de aklı başına gelsin der.
Nagihan Hanım yorgundur, bitkindir, kimsesizdir. Behçet der, ağlar. Yavrularım der, inler. 40 yaşlarında 40 derecelik ateşler içinde nezarete doğru ilerler. Bunun hangisi vatandır ya Rab, hangisi gurbettir diye mırıldanır. Bu arada çocuklar evde yalnızdır. Yemeden içmeden idare etmeye çalışırlar. Baba yok, anne yok. İki göz, iki çeşme birbirlerine sarılıp ağlarlar. Ara ara polis evi arar. Elektrikle oynamayın, ocakla oynamayın diye talimatlar verir. Yoksa sizi de buraya alırız diye aralarında gülüşürler. Çocuklar ise tamam polis amca ama ne olur annemizi çabucak bize gönderin derler. Polislerin kahkahaları yükselir karakol köşesinden. Minik yavrulara ders vermişlerdir kendilerince. Oysa farkında değillerdir. Gözyaşları buz kesmiştir o evin orta yerinde. İnsanlık hangi Kaf Dağı'nın bilmem ki neresinde? Bu zavallılara mı kalmış hak, hukuk, adalet? En vicdanlılarına dahi sözüm, gayrı biraz insaf et. Ve yine kapı çalar amansızca. Bu sefer çocuklar koşarlar kapıya. Gelen ev sahibidir. Bugün ayın 15'i der ve kirayı ister. Babamız yok, şimdi annemiz de yok derler. Kiminiz kimseniz de mi yok der ev sahibi. Yok derler. Ya el uzatacak bir akrabanız, o da mı yok? Yok derler. Boyun bükerler sessizce. Yok maalesef, yok işte derler çaresizce. Ev sahibi hasbunallahu ve nimel vekil der, söylenerek gider. Ve yine kapı çalar. Çocuklar uzun süre açmazlar kapıyı. Birbirlerine sarılarak ağlarlar. Bizi ayıracaklar diye düşünürler minik dünyalarında. O düşünceyle dakikalarca küçüğü büyüğüne abla der, büyüğü küçüğüne ablam. Dışarıdakiler yine seslenirler. Açın kapıyı. Korkudan yine açmazlar. Açamazlar. Mutfaktaki katalitik sobanın etrafında birbirlerine sarılırlar. Açmayalım diye de işaret diliyle kararlar alırlar. Yine o ses, biliyoruz ki evdesiniz, açın kapıyı. Hal diliyle bakışırlar. İmkanı yok. Elleri bir türlü kapıya gitmez. Bayan, ben annenin arkadaşıyım. Erkek olan da ben de babanın arkadaşıyım der. Anne ve baba kelimelerinin hürmetine açılır tüm kapılar. Açılır ama sadece büyüğü vardır kapıda. Ya diğeri nerede diye sorarlar. Sakladım der. Birileri onu benden alır diye sakladım. Birileri onu benden götürür diye sakladım. Sonra onu bir daha göremem, ona bir daha kavuşamam diye sakladım. Bulup getirir kardeşini bir yerlerden ve birbirlerine sarılıp yine ağlaşırlar. Ev soğuk, bir o kadar da dağınıktır. Ağlamaktan gözleri şiş şiş olmuştur. Gözyaşları çehrelerinde annesizliğin ve babasızlığın resmini çizmiştir. Ne yapıyorsunuz denildiğinde, iki gündür bu sobanın başında annemizi bekliyoruz derler. Açtırlar ve korku içinde tir tir titremektedirler. Sarılırlar minik yavrulara en içten duygularla. Biz buradayız derler. Saatlerce ağlaşırlar. Birlikte evi düzenlemeye çalışırlar. Sonra da bize gidelim mi derler. Hayır, gelemeyiz ki der büyüğü. Annemiz gelirse bizi evde bulamaz ve çok üzülür der küçüğü. O zaman biz de bir not yazıp bırakalım. Anne, bizi sakın merak etme. Biz şu an iyi bir abladayız diyelim mi? Notu aynen öyle yazarlar ve çocukları alıp giderler. Dedeleri olayı duyup Denizli'den yollara düşer. Anne nezarette, baba ise gurbettedir. Ya çocuklar nerede der. Masadaki notu okur. Anne, bizi sakın merak etme. Biz şu an iyi bir abladayız. Dedenin bacaklarında fer kalmamıştır. Yıkılıp kalır salonun orta yerine. Avuçlarında yavruların notu, ağlamaklı ses tonu ile ellerini semaya kaldırır. Bunlara daha fazla fırsat verme Allah'ım. Bunları senin kahhar sıfatına havale ettik Allah'ım der ve inler. Bir yuva daha paramparçadır ümitlerin közlendiği Anadolu'da.